Evet değerli kullanıcılar. Yine bugün bir Alman mühendislik harikası olan Etari 111 boya kalınlık ölçme aletinin fabrika ayarları nasıl yapılır meselesini ele alacağız. Ve kullanım, pratik olarak bu alet nasıl kullanılır bir araç üzerinde. Aracın herhangi bir yerinde sonradan boyama varsa ee, sonradan e, kaportada bir tamir söz konusu olmuşsa bunu nasıl anlayacağız ee, bununla alakalı e, bazı konulara değineceğiz bugün. Evet yine önce aletimizi e, açıyoruz. Ön taraftaki senzörümüze ufak bir baskı uygulayarak evet aletimizi açtık. Ee, burada e, fabrika ayarlarına dönüş yaparken muhakkak ekranda kare içerisindeki otomatik e, mod anlamına gelen a harfinin olmasına e, büyük önem vermemiz gerekiyor sıfır düğmesine basıp ve bu düğmeyi basılı tuttuğumuz anda gördüğünüz gibi sıfırlar yarıdan bölünmüş gibi dört tane sıfır çıkmakta ve şimdi biz fabrika ayarlarına tamamen geri dönmüş bulunmaktayız. Elbette, e, ekspertizler e, çok doğru veriler elde etmeleri gerektiği için e, kalibrasyonu yaparlarsa, e, onlar açısından çok daha doğru sonuçlar ortaya çıkar. E, fakat e, normal kullanıcıların sadece fabrika ayarlarına geri dönüş yaparak e, çok ince kalibrasyon ayarı yapmadan da bu aleti kullanma şansları vardır. Şimdi burada e, örneğin e, biz herhangi bir aracın kaportasında e, sonradan boyanan yerler var mı yok mu e, sonucuna ulaşabilmemiz için bunu tespit edebilmemiz için e, örneğin e, bir aracın çatısını e, baz olarak alabiliriz. Yani bunu e, çıkış noktası olarak kullanabiliriz. E, ne demek istiyorum burada? E, çatılar genelde e, en az zede gören, en az e, kazalarda etkilenen noktalar olduğu için e, çatının üzerinde e, fabrika e, ayarlarına döndükten sonra e, çatının üzerindeki e, herhangi bir noktada e, ölçümümüzü yapıyoruz. Yani burada bunu örneğin bir çatı olarak değerlendirecek olursak şu anda gördüğünüz üzere 46 göstermekte aletimiz 46 göstermekte buranın çatı olduğunu düşünelim ve burayı baz alalım. Şimdi burayı sıfırladığımız anda tabi değeri de alabiliriz burada gösterilen değeri ama sonradan tabi o değeri yeni ölçtüğümüz değerden çıkmamız gerekiyor. Bunun hesabı zor olduğu için orada sıfırlamayı tavsiye ediyoruz. Ee, daha sonra bir imitasyon yapılmış gibi sanki örneğin e, şoför kapısının e, üzerinde bir boyama var mı yok mu diye tespit etmek istiyorsak e, burada e, bu folyomuzu örneğin sanki sonradan boyama yeriymiş gibi e, farz edelim ve bu folyoyu araya koyalım. Bunu ölçtüğümüz zaman ee, ilk ölçtüğümüz çatı noktasıyla e, bu folyo e, sonradan boyanan tabaka, e, boya tabakası olarak ele alındığında arada 103 mikrometre gibi bir farkın olduğunu görüyoruz. Yani e, özellikle 50 mikrometreden itibaren e, bir araçta boya e, kalınlığında fark görürseniz o araçla alakalı Kafanızda e, bu parçaların sonradan boyandığını ve orijinal boyanın e, aracın e, üzerinde olmadığını e, dan yola çıkabilirsiniz. E, dolayısıyla e, bu e, bu şekilde size e, yardımcı olabildiğimizi ümit ediyor. Yine dikkatlerinizden dolayı üstün teşekkürlerimizi arz ediyoruz.